Evet, Magnezya Antik Kenti'ne geldik. Bu kenti gezeceğiz. Bu kent hakkında bir şeylerden bahsetmek istiyorum tabii ki de. Neredeyiz? Aydın'ın Ortaklar bölgesindeyiz. Ortaklar'da da Magnezya Antik Kenti var. Magnezya Antik Kenti'ndeyiz. Kentin kısa tarihçesinde şöyle bahsetmemiz lazım. Biz Magnezya'nın ikinci bölümüne gezeceğiz. Yani aslında bundan öncesinde bir tane daha yerleşim yeri vardı. Fakat onun yerini tam olarak bilmediğimiz için günümüzde kalıntılar olan ikinci Magnezya Antik Kenti'ni, 2400 yıl öncesinde kurulan Magnezya Antik Kenti'ni gezeceğiz. Gerçekten çok özel alanlara sahip, çok özel yapılara sahip. Onlardan bir tanesi kesinlikle Artemis Tapınağı, bir diğeri Cimnazyon yapısı ve daha önemli bir yapı ise kesinlikle Türkiye'nin, Anadolu'nun en büyük stadyumlarından bir tanesi olan Magnezya Stadyumu'nu birlikte göreceğiz. Şunu söylememiz lazım. Bu haline baktığımızda Magnezya'nın kent planını görmek mümkün. Aslında Magnezya Antik Kenti Büyük Menderes Nehri'nin kenarına inşa edilmiş. Fakat kaynaklara baktığımızda Menderes Nehri'nin yatağı sürekli değiştiği için veba, salgın oluyordu ve bundan dolayı da 2400 yıl öncesinde o bölgede yaşayan insanlar işte Gümüş Dağı ya da Toraks Dağı'nın eteğine geldiler ve burada bir yerleşim kurdular. Tam olarak da Menderes Nehri'nin bir kolu olan Gümüşçay kenarında, yani Letaios, Gümüşçay Nehri'nin bir kıyısında günümüz Magnezya Antik Kenti'ni kurdular. Efsaneye göre de Yunanistan'da yaşayan magnetler buraya gelirler. Öncelikle tabii ki Tanrı Apollon'a kehanet için giderler. Kehanet sonucunda bu bölgeye gelip bir kent kurarlar. Bu da kentin kuruluş mitolojisidir. Magnetler tarafından kurulduğu anlatılır. Fakat biz kesin olarak şunu biliyoruz. Bu kent 2400 yıl öncesinde kurulmuş özel bir alan. Bu kentin haritasına baktığımızda da ne görebiliyoruz? Kente geldiğinizde neyi görmek mümkün? Bakın biz şu anda Ortaklar yolunu kullandık ve buradayız. Hemen karşımıza ilk çıkan şey kesinlikle bir numarada yer alan şehrin koruyucu tanrıçası Artemis adına inşa edilmiş olan bir tapınak. Artemis tapınağını burada görmek mümkün. Anadolu'nun en büyük 4. İyon düzenine sahip tapınağı işte burada yer alıyor. En büyüklerinden bir tanesi Efes Artemis Tapınağı ki dünyanın 7 harikasından bir tanesiydi zamanında. Bir diğeri Didim Apollon Tapınağı ve bir diğeri de tabii ki Lydia'nın başkenti Sard Artemis Tapınağı'ydı. Dördüncüsü işte burada yer alıyordu. Tapınağın bir kutsal alanı yer alıyor. Kutsal alandan sonra Propylon dediğimiz anısal bir kapı. Anısal kapıdan sonra kentin Agora'sına ulaşmak mümkün olabiliyor. Onun dışında Cimnazyon ve hamam kompleksini burada görmek mümkün. Bakın sol tarafta 36 numarada bir stadyum var. 30 bin kapasiteli bu stadyum. Gerçekten görülmeye değer bir alanda. Buraya genellikle 1 kilometre mesafede olduğu için araç kullanılarak gidiliyor. Biz oraya araç kullanarak gitmeye çalışacağız. Tabii ki yürüyerek de gidebilir ama hani çevrede montlar çok fazla olduğu için bazen göze batabiliyor. Bu yüzden de araç kullanmak daha doğru olabiliyor. Zaten onun yolunda yapmışlar. Bakın burada o yolda var. Onun dışında tabii kentin bir tiyatrosu yine burada mevcut. Kentte latrinaları görmek mümkün. Hamam yapılarını görmek mümkün. Onun dışında kütüphane yapısını görmek mümkün. Fakat bizimkinin ön plana çıkan kesinlikle Artemis Tapınağı ve benim hemen bu panonun arkasında yer alıyor. Artemis Tapınağı'nı konuşacağız. Ve sonrasında Cimnazyon asıl yapı stadyumu görmek, stadyumu gezmek çok daha keyifli olacaktır. Bunu söylememiz lazım. Gerçekten çok sakin, huzurlu bir alan. İnsan sayısı çok fazla değil. Bu anlamda çok güzel oluyor. Zaten girişte de bakın bana hemen bir kitap verdiler. Hediye ettiler. Burada Magnezya, Menderes Magnezyası'nı görmek mümkün. Eski Magnezya'yı görmek mümkün. Bununla ilgili detaylı bilgiler de tabii bu kitapta yer alabilir. Şimdi bu kenti birlikte gezeceğiz. Kentin, evet, çok özel yapıları var dedik. Bunların başını çeken Artemis Tapınağı. Yaklaşık 2200 yıl öncesinde, M.Ö. 2. 3. yüzyıla tarihlenen bir tapınak var. Şehrin koruyucu tanrıçasının Artemis olduğuna inanıyordu o dönemdeki insanlar. Ve tabii ki bu tanrıça adına bir kutsal alan, bir tapınak inşa ettiler. Artemision, Artemis Tapınağı'nı inşa ettiler. İyon düzeninde inşa edilmiş çok özel bir yapı. Biz bu yapının, Artemis Tapınağı'nın mimarının Hermogenes olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Antik dünyanın en büyük mimarlarından, mimar yazarlarından bir tanesi olan Vitruvius çok özel bir kitap yazmış. Bu kitaplara baktığımızda Hermogenes'i, bu tapınağı görmek mümkün. Hermogenes, tam olarak net
olum bilinmese de Pirien antik kentinde dünyaya gelmiş. Kendisi Pseudipteros tapınak planını ilk kez bu şehirde uygulamış özel bir insan. Şimdi bu tapınağa yakından baktığımızda bakın günümüzdeki görüntüsü böyle. Fakat planına baktığımızda daha farklı bir yapı göreceksiniz. Ben şu günümüzdeki görüntüden şunu söylemek isterim. Kısa ve uzun kenarlarını şöyle söylemek istiyorum. Bakın doğu ve batı yönlü uzanan bir tapınak. Kısa kenarlarda, doğu batı kenarlarda 8'er tane sütun vardı. Uzun kenarlarda ise 15'er tane sütun. Uzunluğu tapınağın yaklaşık 65 metre. Bakın yarım futbol sahasından daha büyük. Muhteşem bir alanda inşa edilmiş. Antik dünyanın en büyük 4. İyon düzenine sahip tapınağını burada görmek mümkün. Tapınakla ilgili şu kısma baktığımızda bakın bunun konstrüksiyonunu görmek mümkün. Tapınağın bir pronaosu yani ön girişi, sonrasında naos, kutsal alanını ve sonrasında ana mekanını görmek mümkün olabiliyor. Onun dışında ben tapınağın pedimentini de göstermek istiyorum. Yani insanlar geldiği zaman bir kapı olduğunu düşünürler. Fakat onun tam olarak ne işlevi yaradığını şimdi birlikte görelim. Bakın arkamda üçgen bir alanlık var. Biz buna pediment diyoruz. Bu alanlık genellikle kapı benzeri bir şey var ortada. Bu yüzden de kapı olarak algılayabiliyor insanlar. Fakat şunu hayal etmemiz lazım. Tapınak dikdörtgen planda. Doğu batı yönlü uzanıyor. Bakın batı ve doğu tarafı. Ve batı tarafında bir sunak alanı vardı. Genellikle evet tapınaklarda doğu tarafında sunak alanı olur. Altar alanı olur. Fakat bu tapınağın özel bir durumu da batı tarafına sunağın yerleştirilmiş olması. Ve sütunları hayal etmeniz lazım. Böyle doğu ve batı kısa kenarlarda 8 tane sütun. Yanlar uzun kenarda, dikdörtgenin uzun kenarında 15'er tane sütun var. Ve üstünde genellikle çatıyla kapatılır. Ön kısım, anıtsal girişin olduğu batı kısmın sütunlarının üzerinde işte gördüğünüz bu üçgen alanlık vardı. Gerçekten de muhteşem bir şekilde yapılmış idi. Bunu söylemek lazım. Onun dışında bir de hikaye vardır. Hikayeyle şöyle bahsedelim. Hatta Efes Artemis tapınağının hikayesiyle de benzerdir. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Bu üçgen alanlık bir parça, tek bir blok şeklinde düşünün. İnsanlar tapınağın temelini yapıyor, sütunları koyuyorlar, çatı yapıyorlar ve bunu tapınağın üst kısmına koymaları lazım. Ama hani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, bu ağırlığı, bu ağır yükü nasıl kaldıracağız diye kara kara düşünüyorlar. Birden işte tapınak hani tanrıça, o koruyucu tanrıça Artemis'e ithaf edilmişti ya. Tanrıça Artemis buraya geliyor, bu alanlığın kaldırılmasına yardım ediyor. Ve bu mucizevi olaya insanlar da hayretle bakıyorlar. Böyle bir anlatım vardır. Tanrıça Artemis'in yardımıyla işte bu üçgen alanlık tapınağın üst kısmına konulu vermişti. Tapınağın iç kısmını da birazdan göreceğiz. Şu anda Artemis tapınağının olduğu noktadayız. Artemis tapınağının şu anda sadece kalıntıları var. Tapınağı şöyle hayal etmenizi istiyorum açıkçası. Metre uzunluğunda düşünelim ve bu dikdörtgen şekli hayal etmemiz lazım. Uzun kenar 65 metre, kısa kenar 40 metreydi. Kısa kenarda 8 tane sütun, uzun kenarda 15 tane sütun vardı ve bu sütunlar üzerinde çatıyla kapalıydı. İşte o en başta belirttiğim o üçgen pedimen alanlık ise tapınağın batı tarafındaydı. Bakın tapınak böyle, batı tarafta bu kısımdaydı ve bir pedimen, üçgen bir alanlık vardı. Bu tapınağın batı tarafının ön kısmında ise bir kutsal alan, altarın olduğu nokta vardı. Bakın, elimde işaretlediğim noktada bir altar bölümü vardı. Bu noktada şunu da belirtmek lazım. Bazı yerlerde delikler mevcuttu. Tören zamanı, kutsal ayinler zamanında insanlar hayvanlarını getirir. Bu deliklerin olduğu yere hayvanları bağlarlar. Törenler devam eder ve sonrasında hayvanlar altarda tanrıça Artemis için kurban edilirdi. Dualarını dua ederlerdi, adakta bulunurlardı. Bu anlamda özeldi. Onun dışında bu tören alanı gerçekten büyük bir alan. Yani tapınağın batı kısmının ön alanı, tören alanı. İnsanlar adakta bulunmak için, dua etmek için gelirler. Aynı zamanda bazı seremoniler, törenler olur. Dini ritüeller olur. Onun dışında şunu da söylemek lazım. Evet, Artemis tapınağı antik dünyanın en büyük 4. İyon düzenine sahip tapınağıydı. İyon düzeni derken neyi kastediyoruz? Bakın hemen elimle işaret ettiğim tarafta. İyon sütun başlıklarını görmek mümkün. Genellikle boyun
özelliklerine sahip kutsun başlıklarında bakın bazı dikkat edici detaylar var. Genellikle anlatımımızda şunu söyleriz. Boyunuz koç başına benzer. Ortada yuvarlak yumurtalar vardır. Ve işte İon düzeni bu. En eski düzen Dor düzenidir. Yaklaşık 2600 yıl öncesinde İon, daha doğrusu sütun başlıklarının üzerine konmuştu. Ve sonrasında İon sütun başlıkları çıktı. Üçüncü olarak da Korint sütun başlıkları çıkmıştı. Biz İon düzenini bu tapınakta görüyoruz. Dikkat çekici olan bir diğer tapınak Efes Artemis Tapınağı. Bir diğeri Didim Apollon Tapınağı. Üçüncüsü ise Sart Artemis Tapınağı'ydı. Dördüncüsü ise buradaydı. Onun dışında son olarak da bakın sütunları görmek mümkün. Sütunların hemen sağ tarafında o dönemin latrinaları yani umumi tuvaletleri vardı. Hemen o terası yapının olduğu yerde tuvaletler var. Biz şunu anlıyoruz. Burası bir tören alanı. Büyük bir alan. Çok sayıda insanlar buraya geliyor. Tabii ki de ihtiyaçları var. Yani ihtiyaçlarını gidermeleri lazım. İhtiyaçlarını gidermek için de oraya halka açık bir şekilde umumi lavabolar, tuvaletler yapmışlar diye bahsedebiliriz. Evet, daha önce de söylediğimiz gibi Artemis Tapınağı'na kutsal alanın olduğu noktadayız. Bazı yazılar görmek mümkün dedik. Bizim baktığımızda bu yazıları görebiliyoruz. Onun dışında benim dikkatimi çeken ve kendisi ormandaki hayvanların koruyucu tanrıçası, aynı zamanda belki de simgeleyen Anadolu'da yer edinmiş ana tanrıça kültünde özel bir karakter, özel bir figür. Yani bundan önce Kübele vardı, bundan öncesinde Kubaba vardı. Çatalhöyük'teki şişman kadına kadar götürebiliyoruz ama Artemis bizim için koruyucu, şehrin koruyucu tanrıçası, bereketi simgeleyen özel bir figür ve onun tabii ki de bazı sembolleri var. Onlardan bir tanesi de geyik sembolü. Onun dışında arkamda kocaman bir sütunlar var. Bakın arkamda büyük bir kapı var. Anıtsal giriş kapısı. Bu kapı gerçekten çok süslü, özel bir kapıydı. Üç sıra sütun parçaları vardı. Bu kapıdan geçtiğimizde aslında kapıdan geçince kutsal agorayı görmek mümkün. Kutsal agoradan sonra hemen sol tarafa gittiğimizde Zeus tapınağını göreceğiz. Ve tabii ki devam ettiğimizde gimnazyon kompleksini ve ondan sonra da stadyum kompleksini görmek mümkün. Bu kitabı hep elimde geziliyorum farkındaysanız. Özel bir durum var. Kitabı çok güzel hazırlamışlar. 4 bölümden oluşuyor aslında. Bir gezi rotası oluşturmuşlar. Artemision bölümü ki biz tamamladık. Bu kapıdan geçtiğinizde işte o Agora bölümü, Agora gezi alanı bölümünü görmek, stadyum turunu görmek mümkün. Bu ikinci tur. Üçüncü bölüm şapel turu dediğimiz bir alan ve son olarak da tiyatro turuyla adım adım çok güzel bir şekilde bu alana yansıtmışlar. Bu kitapta gerçekten özel bir durum. Şimdi bu kapıdan geçtiğimizde bir kutsal Agora dediğimiz alan var. Törenler burada yapılır. Tabii ki bu anıtsal giriş kapısı, kutsal Agora'ya bağlanan anıtsal giriş kapısı da bu törenlerde, Artemis'i anma törenlerinde yine kullanılıyordu. Tabii ki bunun çatısının ahşapla kapalı olduğunu unutmayalım. Şimdi anıtsal giriş yerinden, giriş kapısından geçtik. Bakın burada kutsal Agora'yı görmek mümkün. Hemen elimle işaret ettiğim tarafta kutsal Agora vardı. Kutsal Agora'ya girişte 3 sıra sütun parçaları, sütunları görmek mümkün. Fakat onun dışında ben güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kent M.Ö. 4. yüzyılda, 4. yüzyıl başlarında, 2400 yıl öncesinde kurulmuş. 12. yüzyıla kadar hayatını devam ettirmiş. Tabii ki Doğu Roma döneminde, yani Bizans dediğimiz aslında Doğu Roma döneminde bu kentte bazı durumlar var. Hemen sol tarafa baktığımızda bakın kaya bloklarını görmek mümkün. Kentin 1,5 kilometrelik sur duvarı var. Doğu Roma döneminde bu sur duvarı, bakın buraya, anıtsal kapının olduğu noktaya inşa ediliyor. Ve bu anıtsal kapı aslında sur duvarıyla bir parça haline gelmiş. Tabii kenti küçültmüşler, koruma altına almak için, daha savunmayı güçlendirmek için sur duvarları yapmışlar. Bazı yapılar da kentin dışında kalıyor tabii ki. Bunu söylememiz mümkün. Onun dışında hemen bu açıdan baktığımız zaman kutsal Agora'yı görmek. Evet, ikinci bölümde
kentin Agora Cimnazyonu'nu görmek mümkün olabiliyor diye demiştik. Bakın bu bölgede hemen Kutsal Agora sonrasında kentin ticari agorasını, market yerini görebiliyorsunuz. Gerçekten kasa devam ediyor tabii ki bu arada. Özel bir nokta. Evet, bu kentin, Magnezya'nın en önemli yapılarından bir tanesi olan stadyumdan geldik. Antik dönemin en büyük stadyumlarından bir tanesi burada. En büyüklerinden bir tanesi evet. Akronizyas antik kentinde yaklaşık 30 bin kapasiteli. Fakat buradaki de bir o kadar büyük. Buranın kapasitesi de 30 bin. Roma dönemine tarihleniyor. Milattan sonra 1 ve 2. yüzyıla tarihlendiğini biliyoruz. Bu noktaya ulaşmak biraz zordur. Özellikle araçsız gelen olursa zorlanabiliyor. Çünkü dar bir yol var. O dar yolu yaklaşık 1 kilometre arabayla devam ettiğinizde bu stadyumun giriş noktasına gidiyorsunuz. Orada bir demir parmaklık var. Güvenlik orada bir şekilde açıyor. Ve sonrasında girişi sağlıyorsunuz. Yani yol çok olağanüstü berbat bir yol değil. Evet, tek bir gidiş yönü olduğunu düşünebiliriz. Biz şu manzarayı bakıyoruz. Gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. 30 bin kapasitede Roma döneminde tarihlenen inanılmaz bir yol. Bu stadyumda aklınıza girebilecek pek çok şey canlandırılıyor. Bakın üç tarafı çevrilmiş koltukları görmek mümkün. Bu şekline sahip. Hemen açık alanda koltukların olmadığı noktada muhtemelen bir kapı vardı. Kapılar vardı. Tıpkı günümüzdeki at yarışlarına benziyor. Hani at yarışlarının başladığında atların çıkış noktası olur ya hani. Burada da öyle bir yer olmalıydı. Burada neler oluyordu? Disk atma, efendim güreş, kickbox, aklınıza gelebilecek pek çok spor dalları işte burada yapılıyordu. Zaten günümüzdeki olimpiyatlar, günümüzdeki bu yarışmalar pek çoğunlar antik dünyaya dayanır. Yani bunları duyduğunuzda şaşırmamanız gerekir. Gerçekten güzel bir alanda yapılmış bir yapı, stadyum. Evet, manzaraya odaklanalım. Üçüncü bölümün ilk noktası Çarşı Bazilikası'ydı. Bakın hemen bu noktaya baktığımızda Çarşı Bazilikası'nın canlandırmasını görmek mümkün. Agora ile dik açı oluşturacak şekilde bağlanmış 3 koridora sahip 2 katlı bir yapı olduğunu biliyoruz. Doğusunda bir absis yer alıyor. Bazı kaynaklarda kiliseye çevrildiği söyleniyor ama kesin bir şekilde kiliseye çevrildi dememiz mümkün değil. Bir nevi kapalı çarşı niteliğinde olduğunu söylememiz lazım. Bakın gerçekten böyle keyifli bir nokta. Çarşı Bazilikası. Evet, şimdi artık üçüncü çarşı noktasına geldik. Mesela burada neler var hemen gösterelim. Bakın en bir şarkı bizlerde bu parçalarını görmek istiyoruz. Çarşı Bazilikası olduğu noktaya doğrusu biz oradan çıktık. Ve şu anda hemen özel gösteriler bu yapılarda sergilenmesi yapılıyordu. Onun dışında burada özel bir durum daha var. Bakın hemen hipokanalı sergilenip yapılıyor. Ne demek bu? Aslında ocak. Tamam yapılanabiliriz. Hipokanalı ocağında tamam veriyorlar. Yani burada suyu ısıtıyorlar. İşte Roma döneminde hipokanalı işlevi tam olarak koydu. Yani bu yapılı alanda bir ocak var. Bakın orada kanalları görebiliyoruz. Buhar yardımıyla bu sıcak su daha sıcak hale geliyor. Hipokanal sistemi burada su altında hemen diğer tarafa baktığımızda bakın bir tuğlanın da dahil olduğu bir yapı var. Şurada karşımızda neydi?
cami olarak çıkıyor. 15. yüzyıla dayanan bir cami olduğunu söylememiz mümkün. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. 2400 yıl öncesinde yerleşim başladı. Evet. 12. yüzyıla kadar bu yerleşim devam etti. 14. 15. yüzyılda bakın burada bir caminin olduğunu biliyoruz. Yani son bu kentte yaşayan insanların birkaç tanesi de aslında 500 yıl öncesinde yaşamını burada sürdürmüş ve kenti de aslında bırakmışlar. Evet, gezimizin sonuna geldik. Artık dinlenme vakti. Gerçekten çok keyifliydi. Ya, bu arada şunu da söylememiz lazım. Arkeolojik çalışmalar burada aslında 1840'lı yıllarda başlıyor. Fransız tarihçi Texier tarafından ilk kazılar burada başladı. Tabii ki bazı parçalar, arkeolojik eserler Fransa'ya götürüldü. Louvre Müzesi'nde maalesef sergileniyor. Onun dışında tabii ki Almanların yoğun bir şekilde arkeolojik çalışmalar yaptığını biliyoruz 1800'lü yılların sonlarına doğru. Hatta bir kaynakta Osman Hamdi Bey'e bazı Artemis Tapınağı'nın frizlerinin İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gönderildiği anlatılır. Fakat tabii ki de pek çok değerli yapı, göze hitap eden yapılar Avrupa'ya, Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne gönderildi. Tabii ki Fransa'ya götürülenler oldu. Sistematik bir şekilde burada arkeolojik çalışmalar 1980'li yıllarda sevgili Türk arkeologlar tarafından başladı. Ve günümüzde de tabii ki bu arkeolojik çalışmalar hala devam ediyor, devam etmekte. Bunu söylememiz lazım. Magnezya Antik Kenti'ne muhakkak gelmenizi tavsiye ederim. Bir rehber eşliğinde gelirseniz sizin için bu daha keyifli, daha anlamlı hale gelecektir. Yani, tabii ki itiraf etmek gerekirse bir taş parçası deyip geçmemek için bilen iyi bir rehberle bu kenti ziyaret etmek çok daha keyifli hale geliyor. Mutlaka bu kenti bir gün ziyaret edin.